Merhaba. Geçtiğimiz hafta en son yaptığımız çalışmaların üzerine şimdi ikinci kısmına geçiyoruz. Bu sefer biraz daha farklı şeylerden bahsetmek istiyorum size. O da natürmortun neden sıkıcı geldiği. Genelde ben okul zamanımdan hatırlıyorum. Fakültede dersimiz natürmortla ilgili bir şey olduğu zaman herkes kaçacak bir delik arardı. Çünkü oldukça sıkıcı gelirdi insanlara ve bu sıkıcı süreç bize sanki bir şey kazandırmazmış gibi gelirdi. Fakat zaman geçtikten sonra ve mezun olduktan sonra aslında ne kadar öğretici bir sürecin içerisinde olduğumu o zaman fark ettim ve bu haliyle beraberinde bir pişmanlığı da getirdi. Bu pişmanlık yerini olduğu gibi kendi haline bırakmadı. Onun yerine şimdi kaldığım yerden ne yapabilirim ile ilgili bir kaygı oluşturdu bende. Bu kaygı daha sonra bolca natürmort yapmama, natürmort yaptıkça aslında meselenin ne kadar kütleyle ilgili olduğunu, ne kadar büyük hesaplaşmalar içerdiğini o zaman fark ettim. Ve bu hesaplaşmanın finalinde her zaman bana ne kadar boyutlu görmem gerektiği, meseleyi nasıl algılamam gerektiği, bu meseleden kastım burada, bir çizginin ortaya çıkma serüveni, bir rengin ortaya çıkma serüveni, biçimin ortaya çıkma serüveni ile ilgili bir mesele. Bir ressam bir kağıdın kalemin karşısına geçtiği zaman bir meselenin çözümü için oradadır aslında. Kendi hayatıyla ilgili, yaşamıyla ilgili hesaplaşması gereken bazı şeyler vardır. Bu bazı insanlara biraz dramatize gelebilir. Hayatıyla ilgili bir hesaplaşmanın natürmortla ne tür bir bağlantısı olabilir diye. Zaten eğer natürmort yapacak kadar ya da böyle bir tutkun içinde girdiyseniz da kafanızdaki o büyük yoğunluğun içinden sıyrılmaya çalışıyorsunuzdur. Sadece natürmort için değil, bu bütün resimler için de geçerli. Yani yapmak istediğiniz üslupla ilgili, yöntemle ilgili. Orada bir hesaplaşmanın zaten içindesinizdir ve bu hesaplaşma size bir mücadele anı, bir kılıç bileme anı, kılıcınızı ortaya çıkarıp onunla savaşma, o duyguyla, o yöntemle, o biçimle ve diğer aklınızdaki her şeyle bir savaşma alanı yaratır size. Aslında kağıt ve kalemin buradaki beraber ortaya çıkışı, şu çizgiyi ortaya çıkarması bir mücadele, bir savaş. Geçtiğimiz hafta en sonki konuştuğumuz bölümde kalemin nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili bazı tüyolar vermiştim. Orada kullandığım kalem biraz farklı geldiği için gelen yorumlarda kurşun kalemle ilgili de talep olunca bu hafta kurşun kalemle. Aslında neyle çizdiğinizin bir önemi yok. Nasıl çizdiğinizin önemi var. Nelere dikkat ettiğinizle ilgili bir önem var. Ve ben çizimleri oluştururken insana çok sıkıcı gelmemesi için bildiğimiz ölçü alma tekniklerinin hiçbirini uygulamıyorum. Daha çok görme ile ilgili, beynin bu görme pratiğinin yakalaması ile ilgili şeylerden bahsediyorum. Bir form ortaya çıkarırken önce o formun birbiriyle olan ilişkisine bakmak gerekiyor. Kendisiyle olan ilişkisine bakmak gerekiyor. Mekanla olan ilişkisine bakmak gerekiyor. Birbirleri arasındaki hava boşluklarını, bunları değerlendirmek gerekiyor. Burada bardağı anlamlandıran şey içindeki boşluk olduğu gibi bunun bize uzak veya yakın olmasını anlamlandıran şey de birbirleriyle olan boşlukları. Ve biz bu boşlukları doğru tespit edebilmeliyiz. Bu doğru tespiti nasıl yapabiliriz? Alanımızı tespit ettikten sonra biz buraya resim yapacağız diye karar verdikten sonra yapmamız gereken şey onun alanına bir işaret. Bence bu bardağın zemini buraya değer diye bir karar vermek. Onu oraya karar verdikten sonra uçlarda gezmemiz gerekiyor. Hayattaki fikirlerde olduğu gibi, resimde de öyle. Uçlarda geziyoruz ve diyoruz ki bu resmin, bu kompozisyonun
en uç üst noktası neresi? Burası. Buraya karar veriyorsak oraya yerleştiriyoruz. Bu sefer sağına bakıyoruz. En uç neresi? Orası. Soluna bakıyoruz. Altına bakıyoruz. Yanına bakıyoruz. Bu noktaları tespit ettikten sonra işimiz çok daha kolaylaşıyor. Kolaylaşan işimizde şu var. En dikey olan pozisyondan aşağıya doğru bir çizgi indiriyoruz. Sadece bizim görebildiğimiz ya da kurşun kalemin hafifçe kendini gösterebileceği bir çizim var. Yukarıdan aşağı çizgimizi belli ediyoruz. Ve kabaca yerlerini tespit ediyoruz. Bu burada duracak, bu burada duracak, bu burada duracak, bu burada duracak. Yerlerini tespit ettik. Sonra rastgele bir yerden başlayabiliriz. Sadece başladığımız yerin şöyle bir önemi var. O bizim mihenk taşımız. Bütün kurguyu ona göre yapacağız. Ona baz alarak ona olan uzaklıklarını tespit edip oturtacağız. Şuradan da başlayabiliriz. Şuradan da başlayabiliriz. Önemli olan birbirleriyle olan doğru koordinasyonu oluşturabilmek. Biz bu bardaktan başladığımızı varsayarsak bunun zemini burası. Daha önceki derste de konuştuğumuz gibi hemen bir yuvarlağımızı atıyoruz ve zeminle olan ilişkisini görüyoruz. Bu dairesel formda çizmenin bize yarattığı en büyük avantaj işte bunlar. Formun üç boyutlu görmemizi sağlar. Arkasına da görürüz. Göremediğimiz alanları da tespit ederiz. Ve bu el pratiği bizim gözümüzü de beynimizi de çalıştırır. Gözümüz ve beynimiz bir müddet sonra formu kendi kütlesiyle değerlendirmeye başlar. Bu tabii ki sadece pratiğe bakan bir eylem. Ve evrim tekrara bakar. Bunu hayat mottosu haline getirmeniz gerekiyor. Çünkü evrimleşmesi için tekrar tekrar üzerine çalışmak gerekir. Zeminimizi oluşturduktan sonra bir diğer halkalarımızı yaptık. Buradaki halka tespiti tamamen size ait bir şey. Dilediğiniz gibi kadar yapabilirsiniz. Üst halkamızı da yaptık. Birleştirdik. Kalemimizi gördüğünüz gibi ben daha serbest fırça çalışan, serbest kalem çalışan birisi olduğum için daha kendi enerjisinde akmasını sevdiğim için bu şekilde kullanıyorum. Bazınız bastırabilir, şu şekilde çalışabilir üzerine. Daha kararlı çizgiler de yapabilirsiniz. Ama ben o kararlı çizgiler için önce daha temkinli adımlar atıyorum. Yeri geldiğinde daha kararlı bastırmaları beraber yapacağız. Burada köşeleri birleştirdik. Bu bardağın içinde birinci küçük halkamız daha var. Ve bu birazcık kirli bir bardak. Bunu da göstereceğiz. Evet, birinci alanımızı oluşturduktan sonra diğerlerinin hesaplaşması buradan başlıyor. Artık buradan sonra bu köşe, bu kapağın neresine geliyor? Hangi köşeye geliyor? En üst köşeyle olan ilişkisi, burayla olan ilişkisi, diğer köşelerle ilişkisi, diğer köşelerle ilişkisi. Tamamen dünyanın üzerindeki meridyen ve paralellerdeki gibi, koordinat belirleme çabası gibi, kendi meridyenlerini, kendi paralellerini, kendi dikeylerini ve diagonallerini oluşturup, burada kendi koordinatını belirlememiz gerekiyor. Bu köşeyi baz aldık. Burası içine burayı da baz alabiliriz. Burayla olan ilişkisi, burayla olan ilişkisi, burayla olan ilişkisi. Bütün özellikle uçlarda yine uçlara doğru bir gezinme yapabiliriz. Bunun şöyle bir avantajı var. Diğer çalışmalarda yani ölçü alarak ilerlediğimiz o diğer klasik ölçü alarak ilerlediğimiz çalışmalarda büyük bir hantallık oluşturuyor ve çizmeye çalışan kişi, özellikle öğrenme aşamasındaki kişi, bir müddet sonra yığılıp kalıyor kağıdın üzerinde. Aynı yerde oyalanmaya başlıyor ve bu hantallık seri üretim şeyinden çıkarıp kalemin o dinamiğini, gözün dinamiğini ve beynin dinamiğinden çıkarıp daha tembel bakmaya ve yorulmasına sebep oluyor. Ve insanlar buradan genelde bu yüzden belki de natürmort insanlara çok sıkıcı geliyor. Oysa ki yapılması gereken şey daha dinamik ve hızlı çözmeye çalışmak. Ne kadar hızlı ve dinamik çözersek beynimiz bir sonraki pratik için o kadar kendini hazır tutacaktır, hevesli olacaktır.
Zaten bizim resim yapmayla ilgili asıl derdimiz hep şu olmalı. Şu an yaptığımız pratiğin bir sonraki aşamada nerede işimize yarayacağını merak etmek ve onun peşine düşmek. Bu bize her zaman yeni şeyleri zorlamayı, yeni alanları her zaman tespit etmeyle ilgili o iştahı ve hevesi yaratacaktır. Bu köşelerden sonra buradaki detaylara sen bunları çizgilerimiz atıyoruz. Daha geçen hafta gösterdiğim gibi en sonki derste bir gramofon iğnesi gibi basıp uzaklaşmak. Basıp uzaklaşması. Tekrar tekrar. Bakın burada ne kadar işe yarıyor. Koyu, orta ve açık değerleri görüyoruz. Böylece yaptığımız alan koyu bile olsa onun ışıkla ilgili hesaplaşmasını, ışıkla olan üzerindeki o ışığın gezmesini görebiliyoruz. Şeffaf şeyleri çizmek her zaman daha zor gelir. Çünkü şeffaflığın insanın gözünü zorlayan bir realite çabası vardır. O realiteyi oluşturabilmeyi ister insan. Başlangıçta bu heves de çok olağan. Fakat sabırlı olmak gerekiyor. Formu tespit ettikçe nerelere dikkat edilmesi gerektiğini zaten görmeye başlıyoruz. Dediğim gibi formu siz şeffaf olarak değerlendirdikten sonra siz aslında böyle şeffaf bir alanı yaparken daha da kolay ilerlediğinizi sonra göreceksiniz. Neden böyle bir kompozisyon yaptığıma gelince birbiriyle olan ilişkilerini görmenizi istedim. Ve siz de evde yaparken ya da atölyenizde, stüdyonuzda çalışırken yapmanız gereken şey şu. Böyle önlü arkalı ilişkiler kurmalısınız. İlk önce tek başına çözdüğünüz bir bardak formu veya pet şişe formundan sonra bir sonraki adımda daha kendi sınırlarınızı zorlayabilmek adına, formu daha boyutlu görebilmeniz adına, kütleyi daha iyi değerlendirebilmeniz adına farklı ebatlarda, farklı boyutlarda malzemeleri bir araya getirerek bunların birbirleriyle olan ve mekanla olan ilişkilerini değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bu daha sonra yapacağınız bir manzara resmi olur, bir sürreal resim olur, bir peyzaj resmi yani dilediğiniz hangi resmi yapıyorsanız bir portre resmi. Portrede bile bu göz ve burun arasındaki, burun kemeri arasındaki boşluğu sizi hatırlatacaktır. İki nesnenin birbirleri arasındaki bu boşluk. Ve işte o kısımda, orada burası, o kısımda sizin işinize yarayacak. O kısma geldiğinizde, aa evet, ben bunu natürmort yaparken, o sıkıcı bardakları çizerken bunu keşfetmiştim diyeceksiniz. Mümkün olduğunca bırakın kaleminiz yüzeyde gezinsin. Serbest serbest gezinmesi sizin hem formu takip etmekle ilgili alanı daha da özgürleştirecektir. Sizi daha korkusuz yapacaktır. Hem de var olan küçük hatalarınızı gizleyen artistik çizimlere de dönüşecektir. Bu da size bir ressam hilesi olarak söylüyorum ama aslında hangimiz hile yapmıyoruz ki baktığında. Zaten resmin kendisi başlı başına bir üçkağıtçılıktır. Bunu üniversitedeki profesör olan hocam söylerdi. Resim en büyük üçkağıttır derdi. Çünkü tek boyutlu, tek bir yüzeyde iki boyutu hatta kimi zaman üç boyutlu bir alanı size gösterir. Oysa ki tamamen tek boyutlu bir alanda gerçekleşir bütün eylem. Kolunuzun, kaleminizin yüzeyde dilediği gibi hareket etmesine rahat bırakın, serbest bırakın. Küçük ışık gezinmelerini dilediğinizde çözebilirsiniz. Sizin burada en önemli dikkat etmeniz gereken şey hep kütle. Kütlenin kendi içindeki hesabı, kütlenin diğer formlarla olan hesabı. Bakın bu parmağım burada. Bir önceki derste bu parmakla ilgili anlattığım detay birçok insanın dikkatini çekmiş ve bununla ilgili bazı yorumlar geldi. Daha önce buna hiç dikkat etmediklerini söylediler. Dikkat etmemiş olabilirsiniz ama bu daha parmak yüzeyde bir alan yaratır. Daha böyle temas etme ile ilgili yumuşak bir
şey oluşturur. Böyle bir hesap, bir yani yumuşak bir dokunuş oluşturur. Ve bu yumuşak dokunuş sizi orada daha rahat hareket etmenizi, daha korkusuz hareket etmenizi, aslında daha korkulu hareket etmeyle ilgili. Korkusuz olan şey şu, müdahale etmeye korkmazsınız. Korktuğunuz kısım ise çok güçlü dokunuşlar yapmakta çekinirsiniz. Çünkü hata yapmaktan korkarsınız. Her insan hata yapmaktan korkar. Hele bomboş bir kağıdın önüne geçip elinize bir kalem aldığınızda insan hata yapmak için, yapmamak için mümkün olduğunca temkinli adımlar atar. Evet, burada bir de birbirinden çok ilişkisiz şöyle bir kare bir format atmıştım, koymuştum. Bu kare form derinliği size gösterebilmesi için aslında koymuştum. Bu aşamaya geldikten sonra ince ince çalışmamız, ince ince işlememiz gerekir. Ya da gerekmez. Bu tamamen sizinle ilgili bir şey. Eğer çok haz aldığınız bir alansa, artık buradan çok haz aldıysanız, bunun üzerine en küçük işlemeler yapabilirsiniz. Detaylarına girebilirsiniz. Detaylarına kimisi kurşun kalemini ezerek girmek ister. Ezmek dediğimiz kurşun kalemi yüzeyde koyudan açığa doğru ilerleyen tonlar yapa yapa bastırmak. Kimisi sadece çizgiyle hesaplaşır bu konu. Küçük taramalarla. Bu sizin kişisel zevkinize kalmış bir şey. Koyu alanlarınızı gösterirsiniz. Bu koyu alanları göstermek size ön açık alanları daha da kütlesini ortaya çıkarmasını sağlar. Ve böyle bir özellikle bir cisim ya da bir figür yaptığımızda onun özellikle zemine basan kısımlarını koyu yapmak her zaman onun zeminle olan ilişkisini güçlendirir. Şurada bir gölgemiz de var. Şimdilik bu kadar. Sanırım verimli bir ders olmuştur umarım sizin için de. Bir sonraki aşamada natürmortu daha da zenginleştirebileceğimiz konuları işleyeceğiz. Daha yüksekliği farklı, yani burada bir kütle yapıp yani bir basamak yapıp onun üzerinde de unsurlar olabilir. Onun altı kısmında olabilir. Kumaş devreye girecek. Kumaşla ilgili çözümlemelerimizi anlatacağız. O zamana kadar size tavsiyem evde ya da stüdyonuzda bolca bardak çizmeniz, şişe çizmeniz ve bütün bunları yaparken hep o spiralleri değerlendirmeniz. Spiralleri değerlendirirken mümkün olduğunca aynı alanda yığılıp kalmak yerine daha hızlı çözümlemeler, daha pratik, daha böyle hemen bir önce sonuca giden çözümlemeler yapmanızı tavsiye edeceğim. Ve bu size daha peş peşe çizimler yapıp çabuk sonuca gitmenizi sağlayacaktır. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere.